son iki sunuma geldik. Bu pandemi ortamında sağlık sektörünü illaki konuşuyoruz. İllaki sunumlarda bir yerde ağzımızdan muhakkak ki çıkıyor. Vardığımız yerler belli. Daha çok işin genel olarak kıymetini de bilir olduk diye düşünüyorum. Sağlıkta yapay zeka çalışmaları da tabii ki bu anlamda çok önemli. Nişantaşı Üniversitesi'nden sevgili hocamız Doçent Doktor Zeynep Birsu Çinçin bizlerle olacak. Sağlıkta yapay zeka çalışmalarından bahsedecek. Zeynep hocamız geldi. Evet. Merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Uzun bir günü tamamlamak üzereyiz. 14 Evet, değerli çok başarılı sunumlardı. Çok güzeldi. Hepsi birbirinden genel güzeldi. olarak evet çok detaylıydı. Bence alanında uzmanlaşacak insanlar da daha sonrasında muhakkak ki bakacaktır, izleyecektir diye tahmin ediyorum. 14 konuşmacımız var ve sona yaklaşıyoruz artık. Sizin sunumunuzu da merakla bekliyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak ben biraz sağlıkta yapay zekanın nerede olduğundan bahsedip daha sonra da sağlıkta yapay zeka çalışmalarıyla alakalı meme kanserinde örnek vermek istiyorum. Çünkü halihazırda zaten biraz karışık bir konu ve dünyada sağlıkta yapay zekanın herkes çalışıyor ama hala bir kolaborasyon kendi içinde kurulabilmiş değil. Niyet aynı aslında. Yeni teknolojilerle beraber ilerlemek ve yeni teknolojileri sağlık sistemlerinin içine entegre etmek. Dediğiniz gibi özellikle COVID döneminde pandemiyle beraber sağlık çalışmalarının, biyoteknoloji çalışmalarının aslında daha çok multidisipliner çalışmaların ne kadar önemli olduğu ortaya kondu. Ve bu multidisipliner çalışmaların aslında tedavide de ve ön tanıda da ne kadar etkili olabileceği görüldü. Covid sırasında çeşitli software'ler geliştirildi ve bu software'ler ile aslında akciğer tomografilerinin değerlendirilerek ve yapay zeka algoritma ile segmente edildikten sonra analizi yoluyla aslında hastanın Covid'e yatkın olup olmadığı, Covid olup olmadığı veya Covid geçirip geçirmediği yapay zeka sistemleri tarafından tanındı. Meme kanseri konusunda da çok çeşitli çalışmalar var. Özellikle Oxford ve Google AI'ın beraber geliştirmiş olduğu radyografik çalışmalar var. Tabii baktığınız zaman bu konuda çeşitli girişimler de var. Akademik günümüzdeki teknolojilerle beraber akademik ve sanayiye yönelik çalışmaların sayısı da bu konuda oldukça artış göstermiş durumda. BOSUT aradığımız zaman totalde 62.502 tane yayın var yapay zeka konusunda. Bunların içerisinde 1990'lar ve 2020 arasında 132 tane makale var. Bütün makaleleri bibliyografik analiz yöntemiyle inceleyen ve görülmüş ki aslında son zamanlardaki özellikle 2021 yılına kadar dergilerin %30'u tıp bilişimiyle alakalı. Dolayısıyla bu da konunun araştırmacılar gerek bilimsel taraftan gerekse sanayiye yönelik taraftan ne kadar önemli olduğunu algılandığı biçiminde ve bu artık farklı sektörlere yayılmış durumda. Tabii bunun hastanelerdeki yansıması medikal enformatik sistemi üzerine kurulu ve hastanelerde yavaş yavaş medikal enformatik alanları açılıyor. Bu medikal enformatik alanlarında bilgisayar mühendisleri, biyologlar, genetikçiler, doktorlar, software mühendisleri, veri analiziyle çalışan kişiler, biyoistatistikçiler, bu kişilerin farklı farklı görevler almasıyla beraber hastane kayıtlarının analizi söz konusu. Tabii buradaki aslında en önemli kaygılardan bir tanesi, kısaca özetlemek gerekirse veri güvenliği. Çünkü hastane kayıtlarının veri güvenliğinin ve kişisel koruma kanununa göre saklanması çok önemli. Dolayısıyla aslında bir step sonra belki çalışmalar ilerlediğinde yapılması gereken nokta bu konuyla alakalı kişisel güvenlik kanunu çıkartılması, hastaların verilerinin dışına çıkmaması açısından ve elektronik hasta kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulması. Sağlıkta yapay zeka dediğinizde aslında ilk akla gelen noktalardan bir tanesi elektronik hasta tanı sistemi veya elektronik hasta kayıt sistemi. Bizim şu anda e-nabız üzerinden bildiğimiz
Bütün hastaların kayıtlarının tek bir veri sistemi altında toplanma süreci. İngiltere bu konuyla 10 sene önce yaklaşık çalışmaya başladı. Ancak ve çok yüksek de bütçeyle başladı aslında. Ancak maalesef ilk çalışmalar büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Bunun nedeni verinin büyüklüğü çok yüksek olması, veri hacminin ve bunun saklanacağı bulut depolarının yeterli kadar olmaması. Daha sonra çeşitli ülkeler, Avrupa ülkeleri ve Tayland bu konuda çalışmaya başladı. Enteresandır. Tayland'ın ve Singapur'un aslında COVID-19 sürecinde elektronik kayıt sistemini çok yüksek derecede geliştirdiği için özellikle Singapur çok erken evrede COVID hastalarını teşhis edip bu hastaların evden çıkması ve bunların kesinlikle karantina altına girmesi konusunda önemli politikalar yarattı ve bu sayede de hasta sayılarının ciddi derecede düşmesine neden oldu. Bu yüzden de COVID-19'da yapay zeka kullanımı sadece yapay zekanın hastalık tedavisinde değil, aynı zamanda verilerin analizinde de etkili olması konusunda yararlı oldu. Şimdi bütün bu konuşmalardan sonra aslında ben size yapay zekanın meme kanserinde kullanılması konusunda örnek göstermek istiyorum. Bizim biyomeşin dediğimiz projemizden biraz size bahsedeceğim. Biyomeşin aslında Teknofest sırasında ortaya çıktı 2020 yılında. Meme kanseriyle alakalı radyografik görüntülerin nasıl inceleneceğinden bahsederken bir genetikçi olarak aslında ben bunun daha farklı perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm ve integratif analiz, yapay zeka temanlı integratif analiz araştırma yollarına başladım. Şimdi meme kanserinden biraz bahsedelim. Bu projenin bu arada patentinin onayını ilk aşamasını geçti. İkinci aşamasında da bir revizyondan sonra onaylanacak. Dolayısıyla sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi meme kanseri neden önemli? Çünkü meme kanseri aslında bayanlarda en sık görülen kanser tipi ve sağ kalım oranlarına baktığınız zaman da erken teşhiste hastalığı geç teşhise göre daha yüksek düzeyde ve %10 ile %15 arasında genetik faktörler nedeniyle oluştuğu biliniyor. Burada bu gelişim sırasında genetik şüphe gösteren genlerin tespit edilmesi de aslında büyük önem taşıyor. Peki bu projenin tanımı nedir? Burada aslında biz hastaların klinik verilerinin hastalık gelişimi sürecinde rol oynayan genetik veri setleriyle entegrasyonunu ve bu entegrasyonun da makine öğrenme temelli olarak değerlendirilmesini, bu sayede de bir ön tanı sistemi geliştirmeyi amaçladık. Burada input olarak gördükleriniz aslında kan verileri, DNA analiz sonuçları, mamografi sonuçları, hastanın kendi klinik veri setleri, genetik geçmişi, bunların hepsini birleştirip aslında bir input, birleşik integratif input oluşturmak ile aplikasyon geliştirmek hedef. Bu hedef sayesinde de aslında kişiye özgü araştırmalara öncülük edebilmek ve sağ kalıma da destek verebilmek önemli. Peki bu problemde biz mamografi sonuçlarını nasıl değerlendireceğiz ya da bu sisteme nasıl entegre edeceğiz? Mamografi deneylerine veya sonuçlarına baktığınız zaman aslında çok farklı alt tipler var. Bu alt tiplerin tümörün santimi ile ilişkilendirilmesi sonucunda etkili ve yeni bir tanı yöntemi geliştirmesini hedeflemekteyiz. Tabii burada aslında biyoinformatik de biraz devreye giriyor. Yani yapay zeka bunun neresinde dersek, yapay zeka veri tabanının analizi, model oluşturulması, model oluşturulmasına binaen karar destek sistemlerinin oluşturulması ve bunların derin ağ ve bilişsel ağ ile çok modülü derin öğrenme sistemi üzerine geliştirilmesi üzerine kurulu. Buradaki derin öğrenme algoritması aslında çok önemli bir sistemsel analiz içeriyor ve ortaya çıkan sistemsel analizde hedefe yönelik ilaç geliştirme çalışmaları için etkili. Yapay zekanın en önemli sağlıkta uygulanma alanlarından bir tanesi ilaç etkileşimi. Bu ilaçların bireysel üzerindeki her birey üzerindeki etkisinin incelenmesi yoluyla
Aslında kişiye özgü yapay zeka sağlık sistemi de geliştirilmiş olacak bir sonraki step'te. Tabii burada giydirilebilir sağlık teknolojileri de devreye giriyor bir noktada. Yani hastanın verilerinin aslında giyilebilir sağlık teknolojileriyle beraber ölçülmesi yoluyla düzenli olarak kendi elektronik sistem kullandığımız elektroniksel kayıtlara kaydedilmesi ve bu kayıtların aslında doktora gönderilerek her doktorun hastasını bireysel olarak yapay zeka temelli elektronik sistemlerden geliştirilmesi de devreye giriyor. Ve burada da bütün aslında az önce bahsettiğimiz verilerin kullanılarak integratif farklılaşma network üzerinden geliştirilmesi sonucunda ortaya bir çok etkileşimli çözüm algoritması çıkıyor. Bu çözüm algoritmasına bakarsak eğer aslında çok yüksek hacimli bir veriden bahsediyoruz. Ve bu verinin aslında dönüşümü için radyografların, doktorların, biyologların, genetikçilerin, bilgisayar mühendislerinin ve çok disiplinli bir çalışmanın devreye girmesi gerekiyor. Burada radyografin belirlediği tümör bölgesinin aslında bilgisayar mühendisi tarafından segmente edilmesi, daha sonra bu verilerin birleşerek derin nöron ağları üzerinden geliştirilmesi ve biyologlar, doktorlar, biyoinformatikçiler tarafından da aslında sistemsel çözüme geliştirerek az önce söylediğimiz ilaç etkileşimleri, bireysel tıp ve meme kanseri gelişim modeli üzerinden etkileşmesi söz konusu. Buradaki uygulanabilirlik aslında yapıldıktan sonra tabii ki devlet, özel, kamu sektörü, üniversite hastanelerinin az önce bahsettiğimiz elektronik veri paylaşımı yoluyla değerlendirmesi üzerine kurulu. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı kapsamında da bu tür uygulamaların devreye konulması aslında Türkiye'de her zaman söylenilen yerli ve milli ve inovatif değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve bu sayede küresel anlamda açılarak başarılı olabileceğinin göstergesinden bir tanesi. Diğer verebileceğim en son örnekte evde kayıt sistemlerinin oluşturulması. Biliyorsunuz COVID döneminde yaşlı hastalar çok fazla ne yazık ki hastalık nedeniyle vefat etti. Ancak evde yaşlı bakım sistemlerinin yapay zeka temelli olarak bilişsel iletişim sistemleri üzerinden geliştirilmesi, hastalara anında erişim, az önce söylediğim gibi hastaların verilerinin giyilebilir teknolojiler üzerinden doktorlara eriştirilmesi, bu sayede de hastaların verilerinin değerlendirilmesi üzerine kurulu. Temel olarak dünyada uygulanan şu andaki yapay zeka süreçleri meme kanseri, beyin kanseri, glioma aslında veya inmeler ve COVID-19 üzerine kurulu. Diliyorum ilerleyen zamanlarda bu sistemler daha farklı hastalıklara veya daha farklı alanlara entegre olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umuyorum sizler için kısaca sağlık ve yapay zeka çalışmalarını özetleyebilmişimdir. Sorularınız varsa alabilirim. Tabii ki özetleyebildiniz. Ben de notlarımı aldım. İzleyicilerimizden soru gelirse de hemen aktaracağım size. Yine ben sondan başlayayım. Giyilebilir teknolojiler ile beraber onlardan toplanan veriler, hasta verilerinin Evet. doktorlara iletilmesi alanında aslında Türkiye'de de yakın zamanda daha gelişkin bir sistem olabileceğini mi anlamalıyız bu anlamda? Aslında bu konuda hem yurt dışında hem de Türkiye'de yeni girişimler mevcut. Mesela MR yolla gibi çeşitli online veri sistemleri var ve bunlar üzerinden hastalar cep telefonları aracılığıyla bilgilerini gönderip değerlendirmesini bekleyebiliyorlar. Ama henüz bu entegre bir şekilde giyilebilir sistemlere mesela tam olarak girmiş değil. Bundan nasıl kastediyoruz? Mesela biliyorsunuz Google'ın dahi çeşitli adım sayar sağlık sistemleri, tansiyon sistemleri, nabız sistemleri var.
ve üzerinde taşıdığınız sürece bunlar cep telefonunuza kayıt oluyor. Şimdi önemli olan nokta buradaki kayıtların sağlık sistemine aktarılması ve şu anda ülkece kullandığımız e-nabız sistemine aktarılması. HES kodunda, HES aplikasyonunda başarılı bir noktaya doğru gidiyoruz. Ama önemli olan HES aplikasyonunun COVID süreci bittikten sonra az önce bahsettiğiniz giyilebilir teknolojilerin sonuçlarıyla entegre bir şekilde çalışması. Yani hastanın tansiyon durumunun, öksürük durumunun, kullandığı ilaçların HES koduyla birleştirilerek sağlık sistemi yani e-nabız üzerine entegre olması aslında bir noktada en başta yaşlı hastaların da kendi önlemlerini alması ve erken safhada da teşhis konulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Zirvenin en başında belki takip etmemiş olabilirsiniz. Sadi Vural gelmişti. Yüz tanıma teknolojilerini anlatırken şöyle bir şey söyledi. Cep telefonunu yüzümüze tuttuğumuz zaman artık biz hastanın psikoloji durumlarını da anlayabilir duruma gelebiliyoruz, duygularını okuyabiliyoruz. Hatta Alzheimer'ı bile teşhis edebilir duruma geliyoruz dedi. Aslına bakarsanız bu da uzaktan doktorlara verebileceğimiz bir veri bütünü, değil mi? Tabii, evet, kesinlikle. Giyilebilir teknolojinin yanında. Yüz, evet, aynen. Yüz teknolojileri şu an çok yüksek oranda kullanılıyor. Yüz tanıma teknolojileri. Alzheimer konusunda hocama ek olarak ilave edebileceğim şey aslında yapay zeka temelli beyin sonuçlarının da MR sonuçlarının da analizi ve yapay zeka aslında beyin üzerindeki yumakları teşhis ederek Alzheimer olabilecek noktaları tanımlayabiliyor şu anda. Ama tabii bunun çok daha başlangıç aşamasındayız. Elimizde daha çok veri oldukça ve veri birleştikçe inme gibi, Alzheimer gibi birçok beyin hastalıklarından kaynaklı olan sonuçları değerlendirebileceğiz. Sizin sorunuza ek olarak söyleyebileceğim nokta aslında yüz tanıma teknolojileriyle beraber psikologların ve psikiyatrların da yapay zeka temelli ruh hali ve ruh hastalıklarını tanımlama noktasına geldiğimiz olacaktır. Bu konuda yapılmış akademik çalışmalar da var. Umuyorum bu bir girişim olarak program haline gelir. Aslında biz bunu sahada kullanılabilir hale geliriz. Çünkü konuştuklarımızın birçoğu bazen ne yazık ki sadece akademik Teoride kalıyor. alanda kalıyor. Dolayısıyla bunun ürün haline dönüştürülemediği noktada ne yazık ki biz bunu sadece konuşuyor oluyoruz. O yüzden Türkiye'deki konunun artması ya da Türkiye'deki kullanılabilirliğinin artması tamamen bunun inovatif ürüne dönmesiyle ilişkili gelişiyor. Evet. Biyomeşin çalışmanızdan bahsettiniz. Evet. O çalışma şimdi orada da bir yapay zeka ile beraber yapmış oluyorsunuz Evet, bu evet. çalışmayı. Evet. Ne kadar hayata geçmiş olacak? Bu sadece bir akademik çalışma mı? Bu gerçek Yok. hayatında Ürün haline de dönüşecek. Yani biz da... şu anda bunun için fakültedeki hocalarımızdan Gökalp Hoca ile beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda Haseki'deki Türkan hocamız sağ olsun bizi çok destekliyor. Gökçen hocamızdan beraber. Bunu amacımız tamamen ürün haline dönüştürmek. Çünkü zaten yani bu konuda şimdi baktığımız zaman konuştuğunuzda farklı ülkelerde başta da söyledim. Herkes benzer şeyleri konuşuyor. Ama önemli olan bunun Pratiğe uygulama noktasında pratiğe dönüştürülmesi. Biz şu an verileri değerlendirme aşamasındayız. Ve bir takım farklı hocalarımıza kendi geliştirdiği software'ler yoluyla araştırmalar yapıyoruz. Bütün bu verileri sağlayıp Sağlık Bakanlığı'ndan da gerekli izinleri aldığımızda bu kullanılabilir bir ön tanı sistemi haline gelecek. ne mutlu Umudumuz o bunlara. Ne yönde. kadar güzel. Sağ Çok olun, güzel teşekkür bunlara. ediyoruz. Son olarak şunu soracağım. Zeynep Hanım. Dediniz ya Tayland örneğini verdiniz bütün bu pandemi Evet, sürecinde ve Singapur Covid'de özellikle. Singapur özellikle Covid'de erken dönemde teşhis edebildiler ve o karantina sürecini daha farklı atlattılar. Sadece Evet. evet o ilk önce Covid olanları tutabildiler. Türkiye'nin bu anlamda neyi eksikti? Yani kıyasen. Elektronik
kayıt sistemlerini biz dijitale biraz daha geç adım attık aslında. Çünkü aslında üniversite hastanelerimizdeki hasta yoğunluğu, ben İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde ve deneysel tıp araştırmalarına doktoramı yaptım. Dolayısıyla orada sahada çok fazla moleküler araştırma yapma şansı buldum. Arşivlerin dijitale dönüştürülmesi ne yazık ki beklediğimizden biraz daha geç gerçekleşti. Şimdi eski verilerle yeni verilerin bir hastanın eğer tam oranda aynı noktada saklayamazsanız o zaman eskiyle yeniyi meş edemezsiniz tamamen. Sadece Aslında yeniyi alayım. verileri topluyoruz. Bunda bir sıkıntı yok, değil mi? Verileri şu anda dijital olarak topluyoruz. Topluyoruz. Ama hastanın eski hastaların verileri, geçmiş zamanlardaki veriler, bunların dijitalleştirilme süreci yavaş olduğu için dijital kayıt sistemimizi yeteri kadar entegre edemedik. HES sürecinin de halkın kullanımı ve buna adapte olması beklediğimizden biraz daha uzun sürdü aslında. O yüzden de elektronik kayıt sistemi üzerinden doğrudan biz bu kişi COVID'dir diye teşhis edemedik. Bu aslında bireylerin kullanımsal hataları yüzünden de biraz kaynaklanıyor. Doğrudan sağlık sistemindeki eksiklikten dolayı değil. Orada yani Singapur'daki hikaye şu. Sağlık sistemi şu anda bizim aslında geliştirmekte olduğumuz çipli nüfus kart sistemini entegre durumda çalışıyor. Dolayısıyla her şekilde bir kişinin COVID olup olmadığı bütün kurallar çerçevesinde belirlenmiş durumda. Nereye giderse bu kişi COVID'dir diye nüfus kartına entegre ediyor. Dolayısıyla onu yakalamak ya da algılamak daha kolay oluyor böyle bir durumda. Doğrudan kimlik sistemini entegre. Ben de bunu yapay zekada Harvard'da aldığım kurslardan birinde öğrendim. Yeni zamanlı olarak. Öğrendiğimde gerçekten incelemeye başladım. Ve bu sayede aslında nüfus kartlarının da kullandığımız kimliklerin daha doğrusu bu sistemlerle entegre olduğunu ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Evet, bundan sonrası için de demek ki aslında çok da büyük engellerimiz yok adapte olduğumuz sürece. Evet, adapte olduğumuz sürece çok büyük engellerimiz yok. Sadece aslında bazen kendimiz kendimize engeliz kullanmak konusunda. Bir de kalıplaştırılmış kalıpları kırmamız gerekiyor. Evet. Teknolojiye karşı ve teknoloji kullanımına karşı. Peki. Çok değerli sunumuz için teşekkür ediyoruz. Doçent Ben doktor çok da teşekkür bekliyoruz. ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.